Günaydın. Ah canım kardeşlerim. Günaydın efendim. Günaydın. Canım Yeliz, kardeşlerim. Hoş geldin sevgili izleyiciler, günaydın. Ama bir eleştiride bulunmak istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek efendim gardımızı aldık. Üvey kız kardeşlerim bakalım ne diyecek, buyurunuz. Senin kişisel enerjin evet, şarkıdan daha yüksek. Gerçekten. Evet. Günaydın enerjim desen daha yükseltecektin yani. Günaydın! Açmadınız böyle mi? İçeriye böyle geldi. Ama izleyiciye nasıl gitti bilmiyoruz. Bugün neler hazırladınız benim çok için? Çok güzel şeyler hazırladım. Çok merak ediyorum. Evet. Çekti yine o sandalyeyi. Bak orada ışık var. O ışık var ya, o ışık gitti oluyor ve bitiyoruz hepimiz. Bitiyoruz. Yani. Nazarlıklarını da takmış gelmiş. Yaşlar ortaya çıkıyor. Aşkım bu Mardin. Evet biliyorum. Biliyorsun Süryani gözü olarak geçiyor. Aynen. Nazar. Mardin altını. Yine bir altınla geldim. Sen Mardin yöresine büyücü gibi yürüyen koyuncu. Sahte hiçbir şey takmıyor hanımefendi. Yok, sahte insanlardan da nefret ediyorum. Ha. Sahte takılardan da. Haklısın. Böyle maskeli gezen herkesten nefret ediyorum. Zaten sizin dünyanızın %85'i maskeli, 15'iyle idare ediyorum diyorsun. Aslında genel olarak dünyanın, yani bir tek bizim dünyamız bizim mesleğimiz değil ama dünyanın %88'i diyelim, bir de 8'i de koyuyorum. Hı. Sahte ama olsun, biz ne yapıyoruz yine? Güne umutla, evet, enerjiyle, güzel sahtesiz enerji, insanlarla başlamayı niyet ediyorum diyerek. Hı hı. Tabii hiçbir zaman gardımızı düşürmüyoruz değil mi? Aynen. Evet, üvey kız kardeşimiz güzel mesajlar verdi. Kendisi 80'ler dizisinden fırlamış bugün, bayıldım. Küpeler, vatka, ay çok tatlısın. Vatka yok hayat. Vatka, senin de tarzın güzel ama bugün evet, böyle. Bak, geçen seferkinden çok daha uzun. Kenan Doğulu'nun güneşi vardı. Kenan Doğulu'nun güneşine benziyor. Ben de neye benziyor? Evet, bunları da altın yapmak isterdik de son altın kurundan sonra param yetmiyor artık. O yüzden bu imitasyon. Onlar sahte kalsın. Evet. Evet. Peki şarkıcı Melike Şahin efendim 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Bey, daha soyadını henüz öğrenemedik, Sedat Bey'le nikah masasına oturdu. Düğünden fotoğraf karesinde sosyal medya hesabından paylaşıp "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu düştü. Sosyal medya gelin ve gelinlikten daha çok damat beye takıldı. Aralarındaki evet, yaş farkı merak konusu oldu ve bazıları evet, da uyumsuzluğa dikkat çekti. Sen ne diyorsun? Fotoğraf vallahi karesinde sen neye dikkat çektin? Benim yorumlarım biliyorsun pek normal olmuyor. Bak şimdi ilk kez görüyorum. Evet. Fotoğraf karesini. Bu bizim, ay bir şey söyleyeceğim sonra davalık falan olmam değil mi? Ona göre dikkatli konuşayım. Ha. Hani süt getiren sütçümüz şeklinde ha, şapkalı fotoğrafında direkt onunla, yani o kadar bağdaşmayan, o kadar farklı karakterde, en az 20 yaş falan var diye düşünüyorum. Aralarındaki... Sütçü Hüsam amca gibi çıkmış, özür dileyerek söylüyorum. Bunu da belirteyim. Olmamış yani, o şapka, o bıyık, o poz olmadı. 6 yıldır birlikteler. Peki bir şey söyleyeyim. Yani şu görüntü olmadı. Bak şurada biraz daha modern bir görüntü var. Ama şunu şey yapamadım. Niye, bir sempatik görünüyor? Evet. Bana sempatik gelmedi. Yani. Yeliz her şeye böyle bir yakışıklı, bir güzelin yanında bir yakışıklı olmak durumunda mı? Yani yok, genelde yakışıklının yanında çirkin. Artma. Bak genelde çok yakışıklı, ünlüler camiası evet, da öyle. Çok yakışıklı ünlülerimiz özellikle daha böyle vasıfsız, daha güzel görünmeyen kadınları tercih ediyorlar. Çok güzel kadınlar da yanında çirkin adam taşımayı seviyor. Kim buna seviyor? Örneği? O kadarını detaya girmeyeyim ama %90'ı böyle. Hı. Hani ikisinin düzgün olduğu bir Fahriye Evcan çiftinde görüyorum. Evet. Birkaç kişi de var. Burası da aslında Edi ile Büdü şeklinde oluyor baktığın zaman. Ama o şapkalı, bana bilmiyorum ya, sempatik gelmedi. O dudak hareketini de sevmedim. Bana da söylüyorlar dudağını büzüp onu niye yapıyorsun? Yani bir ara hepimiz büzüyorduk böyle. Evet. Büzme odası var. Bir ara büzük odası vardı yani. Evet. Ama ne Melike'nin ne de Sedat Bey'in yakışıklılık, güzellik pek umurlarında değil. Onlar böyle tatlı, evet, eğlenceli. 6 yılı devirmişler. Aynen, belli ki anlaşıyorlar. Öyle bir çift. Bir de fiziksel uyumu olup da gidemeyen evlilikleri de görüyoruz. Yani tabii şimdi ki. Hadiseyle Mehmet değil mi? Onların biri 4 ay sürdü. Peki ne şeyin kadar arasında bir şey var mı o klipten sonra böyle sürekli burada, sahnede? Mörda. Yani her şey sadece bir düet ya da bir klip ya da bir sahne gibi gelmiyor baktığımda. Ne geliyor? Değişik bir elektrik, değişik bir enerji. Sanki hani oyun yaparken bir şeyler gerçeğe dönmüş gibi değil mi? Gibi mi geliyor sana? Evet, aynı. Sosyal medyada aynı şeyi söylüyor. Ha? Evet, aynı şey. Onları yakıştırdın. Ama bu çifti yakıştıramadın. Yok, bu çifti yakıştırmadım. Bu arada şarkıyla ilgili de şarkının aranjörü Serdar, ondan sonra söz beste Nülüfer, yapımcımız Kemal Aslan. Ha, sen kendi şarkına döndün. Tabii kendi şarkımı söylemedim. Şimdi diyecekler ki hani yanlış anlaşılmasın, yeni sıfır bir şarkıyla çıktık ve ilk kez de sizde okuduk. Herkes cover yaparken bu tabii ki bir risk. Çok güzel bir ekiple çalıştık. O yüzden yani buradan da onlara sevgilerimi, saygılarımı Erkan'a buradan da onlara kokulu öpücüklerimizi yollayalım. Yolu da açık olsun. İlk kez de size nasip oldu kız. Her nasıl heyecanlandım. Hep size nasip oldu. Yani şu şarkıyı hep ben anı bekliyordum. Söyleyeceğim. Şu şarkıyı dinlemeseydim benim bugünüm berbat geçecek. Ah iyi ki söyledin. Getirin şu kağıtları. Ne diyor? Az papaz kız. Evet biliyorsun. Bak tırnaklar da ona uygun görüyorsun ki. Aa şimdi evet, gördüm. Serdar Şan yarar, Nilüfer Şan yarar. Büyük bir konsept çalışması olmuş. Evet. Büyük konsept. Daha ne yapalım? Daha farklı konseptleri de size reklam arasında içerik göstereceğim. Saçlar falan da bugün böyle değil mi? Havalı. Evet. Yani evet size özel hazırlandık. Şimdi artık biliyorsunuz zaten dijital platformlarda Kemal Bey Seda Sayan'da da çalışıyor. En azından isimler her şey iyi, tek şarkı cover yapıp kolayına kaçıyorlar. Hani biz biraz ritmi de hızlandırabilirsiniz. Evet. Ha, o remixinde öyle olacak. Evet. Yani ritmi bakın bu şarkıyla Yeliz amacın ne? Şarkıyı ben yazmadım ama hayır. Amacım ne? Diskolarda, plaj konserlerde, kulüplerde. Yani aslında nakaratı çok akılda kalıcı ve her kadının ayrılan ya da böyle hırs duyan ya da ders vermek isteyen kadınların yapıştıracağı şarkı. Tabii ki niye olmasın ki? Coverlardan sıkıldık. Çok bir şarkı da çıkmıyor. Ben valla coverlar çok güzel. İnsanı tekrarca hoşlanıyor. Ama şöyle cover'ı mesela çok iyi bir sesten dinlersen evet. Aynen öyle. Yani bir erkek sanatçının cover'ını bir bayan sanatçıdan iyi bir sesten dinleyince evet. Ama son zamanlarda biliyorsun ne tip her tür cover'larla karşılaşıyoruz. Evet. Ay kabus cover'lar var. Kabusları var, fena olmayanları var. Karşılaştırma yapıyoruz. Şimdi siz bunu ilk kez duyuyorsunuz. İlk bir şarkıyı duyar duymaz hemen beğenmek bu çok zor bir şey. Evet. Kalıcılığı önemli. Biliyorsun fıstık. Günde kaç kere fıstık şarkısı 3 yıl sonra 3 yıl o şarkı çıktı. 2 klip ondan sonra insanlar yani bu daha marş gibi söylüyor insanlar. Özellikle İbrahim Büyükak filminin ardından patladı şarkı. Evet. Yani bu daha bir gün. Peki şimdi en sevdiğimiz kısma gidelim. Evet. Magazin turuna gidelim. Dur kalklı olacak yine her zamanki gibi. Dikkatli izlemen gerekiyor. Dur kalklı hareketleri. Şimdi biz bir süreden beri Neslan Atagül ve Kadir Doğulu cephesinde neler olduğunu merak ediyorduk. Çiftten ilk görüntüler geldi ama biraz gerginler. Can Yaman'dan bu kez farklı bir haber geldi. Son derece üzgün. Neden böyle olduğuna zaten izlediğinizde hak vereceksiniz. Pınar Altuğ bir takipçisinin kocanı al da çocuk parkına götür demesi üzerine yine köpürdü, cevap verdi. Ve daha hareketli görüntüler, aşklar, itiraflar açıklamaları.